Evlatlarım, ak gözlü kızlarım, gelecekte boyumun uluları olacak aslan yeleli bahadırlarım. Bu gecede nasibimize yiğitler yiğidi, Hakanlar Hakanı, Oğuz Kağan'ın hikayesi düştü. Bundan asırlar asırlar önce, yani yıllar 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 önce, biz Türkler daha henüz Ötüken yaylalarında yaşarken, hepimizin anası olan Ay Sultan'ın gözüne bir ışık düşmüş ve doğum sancıları başlamış ve aleme bir yiğit gelmiş. Bu çocuğun yüzü gök gibi parlak, ağzı ateş gibi kızıl, gözleri hela, kaşları karaymış. Güzelliği dillere destan oluvermiş. Bu çocuk anasından sütü bir kez emmiş, bir daha istememiş. Çiğ et ve aş yiyip kısrak sütü içmiş. 40 günde büyüyüp dile gelmiş. Yürümüş, oynamış ve iz sürmüş. Beli kurt beli, omuzları samur omuzu, ayağı öküz ayağı, göğsü ayı göğsü gibiymiş. Yılkı güder, ata biner, ava çıkarmış. Günlerden, gecelerden sonra dosta umut, düşmana korku salıveren bir alp oluvermiş. Nice düşmana kılıç çalmış. Nice mazluma umut olmuş. Nice çıplığa giydirmiş, nice açı doyurmuş. Ve nice vakitler geçtikten sonra namı bütün cihana yayılmış. Bir gün tek ve bir olan yaratıcıya yalvarmış evlatlar. Hani benim hatunum demiş. Ve bir anda karanlık basmış her yeri. Sonra aydan daha parlak bir ışık inmiş yeryüzüne. Ve dünya güzeli bir kız görünmüş. Bu kız güldüğü zaman mavi gök gülüyor. Ağladığı zaman mavi gök ağlıyormuş. Oğuz Kağan bu kıza sevdalanmış ve evlenmiş. 3 evlatları olmuş. Gün, ay ve yıldız. Aradan yıllar, yıllar, yıllar geçmiş. Oğuz Kağan boyu için çalışmaya devam etmiş. Artık palazlanmış, daha çok pusatı ve atı olmuş. Derken bir gün ava çıkmış. Bir gölün ortasına bir ağaç görmüş. Ağacın ortasına bir kovuk. Kovuğun içinde dünya güzeli bir kız. Gözü gökten daha güzel. Saçları dere gibi dalgalı. Dişleri inci gibiymiş. Oğuz Kağan onu görmüş ve evlenmiş. 3 evlatları daha olmuş. Gök, dağ, deniz. Gün, ay, yıldız bir kol, gök, dağ, deniz bir kol olmuş. Oğuz Kağan bir gün toy düzenleyip evlatlarını çağırmış. Ey oğullarım, bu aleme bir tek hükümdar gerek. Bu da Oğuz neslinde olmalıdır demiş. Yani alem size yar olmalıdır demiş. Boyumuzun altın yayını gün doğumundan gün batımına kadar uzatın demiş. Daha çok ırmağa, daha çok denize ve daha çok toprağa. İlahi muştuyu fısıldayın. Sonra ne olmuş? Sonra ne mi olmuş?
Oğuz Kağan'ın evlatları 24 boya ayrılıp bütün aleme yayılmıştı. Daha çok denize, daha çok ırmağa o ilahi muştuyu fısıldamışlar. Zalime kılıç çalmışlar. Mazlum yanında olmuşlar. Yani evlatlar sizin dedeleriniz cihana hükmetmişler. Şimdi ya ecdadımız gibi dirileceğiz. Ya da yok olacağız. O yüzden evlatlar dirilmek lazım. Dirilmek. Bugünkü hikayemizin kısadan hissesi ve nasibini çıkarmak size kalıyor evlatlar. Size.